bu defoların üzerine Külörten de Pelkas'ın müthiş performansıydı. O evet. da olmayınca bütün defolar ortaya çıktı. Haklısın. Aklıs Bir de benim dikkatimi çeken şu. Emre de katılacaktır. E Kerem sen de katılacaksın bence. E Sezon başında çok formda gelen forvetler eee hücum futbolundan ziyade işte topu rakibi bırakma huyu böyle saçmalık oldu ya. Yani Abdullah Avcı da yapıyor bunu. Ama Trabzon'un yani kadrosu buna müsait. ama Fenerbahçe'de ya yani müthiş hücumcular var. Ama sen hücum bölgesinde böyle kısır bir futbol oynarsan hücumcuların performansı da düştü. Dikkat abi edin bakın. Siz de iyi tanıyamıyorsun. Koşturuyorsun adamları çünkü. Evet. Pres yaptırıyorsun adamlara Sağ içerisinde. Ama şimdi üçüncü Fenerbahçe, bölgede ne Fenerbahçe, Fenerbahçe, Abi Fenerbahçe rakip koşturur. Fenerbahçe bu kadar koşmaz, bu kadar pres yapmaz. Topu bu kadar çok rakibe vermez. İşte, Kolay bir şey mi? Ben de onu söylüyorum. Hele derbide yani oynayan takıma kuy... karşı bir kuy de. O kazdığın kuyuya düşersin. Galatasaray'a karşı sen topu rakibe bırakmak diye bir şey olur mu ya? Şimdi bak Fenerbahçe taraftarı şimdi, tabii ki Ozan'ın pozisyonu bence yüzde yüz bir kere offside değil. Onu söyleyeyim. Ya o çizgiler baktım, tabii. Geçen yıl Trabzon'un bir maçında zikzaklı çizgi çizdiler biliyorsun. İyi orada bir antin kuntin oldu onu söyleyeyim. O başka mesele. Fakat işte şeyin pozisyonu penaltı pozisyonu var. maçın başında. Evet. Beşinci dakikada Lines, Serdar, Azizli, Serdar, Donk. Serdar, Lines Serdar, Lines devre sonu. Se, Serdar'ın donka yaptığı hareket. Ha, şey, Şimdi, o da bu mağlubiyeti, bu mağlubiyeti eğer yok şöyle oldu, böyle oldu filan diye başka yerlere bağlarsanız olmaz. Daha evet. başta haftadan söylüyorum bunu. Evet. Yani bizim penaltımızı vermediler algısı üzerinden gidersen başka yere gidersin golümüzü. Başka yere gidersin. Golü niye vermediler? Niye şöyle oldu, niye böyle oldu? Yaparsan başka yere gidersin. Çünkü kardeşim adama sorarlar sen ne oynadın derler. Bence Fenerbahçe bugün galibiyet hak edecek bir futbol oynamadı. Tıpkı geçen sene Kadıköy'de Galatasaray maçı gibi. Bu ne ya Kadıköy abi yol geçen ne oldu ya. 20 yıl dedik şöyle dedik böyle dedik de maç kazanamıyorsun Kadıköy'de abi. Şey e, maçtan sonra e, Başkan Ali Koç'un bir demeci var orada şunu söyledi. İkinci yarı iyiydik dedi. Yani başkan da ilk yarıyı beğenmemiş Fenerbahçe'nin performansını. Hani oyun genelinde iyi olduğunu söylemedi. İkinci yarı iyiydik. Bana göre maçın hakkı da beraberlikti dedi. Ya Az sonra bakarız açıklamalarına. Tabi hocayı... Yani e, şey bir pozisyon üzerinden maçı değerlendirmemek lazım. Acil, ibeli bir şekilde artık çünkü şey kalmadı. Ne dediler? Kasım dediler abi bize. Ne demişti Erol Hoca Ali Bey'e? Kasım ayında bu takım rayına oturacak. Ne oynadığını bilen bir Fenerbahçe göreceğiz demiştim. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, sonra selamünaleyküm zaten abi. Şey bitti, lig bitti. Ne zaman az olacak büyük, takım? Çok büyük bir avantaj kaybetti. Berabere kalsa da iyi olurdu. Çünkü Galatasaray'a o psikolojik üstünlüğü verdiler. Arkadan Beşiktaş geliyor. Kazanırsa biliyorsun kafa kafaya 48-48-48 olacak. E, Trabzon Malatya'yı yenerse puan farkını 6'ya indirecek. Bu sefer rakipler çoğalacak. Şey Ve şey, her şey, maç zor artık. Abi şu anda şu anda takımının sakatından, takımın hastasından en son ağlayacak adam Erol Bulut. Evet. Yok şu yok bu yok falan bana gelmeyeceksin abi öyle. Gak dedin et, guk dedin sütler, her verdiler şey abi sana. Oldu. Her şeyi verdiler abi sana. Ve üç belki forvet, forvet alacaklardı dediğin gibi. Üç İrfan Can'ı almasalardı belki çok daha iyi bir forvet alacaklardı. Takımın orta sahadan ziyade İrfan Can'dan ziyade çok iyi bir forvete ihtiyacı vardı. Ihtiyacı üç vardı tane vardı. Alırlardı zaten. Senin forvetlere topu götürme sıkıntın var. Bak ne az önce Sayın Yalçın Ayan ne dedi? Ne söyledi? Dedi ki ceza sahasında en az topla buluşan büyük takım dedi. Böyle bir şey oldu mu? Nasıl evet. şampiyon olacaksın? Ceza sahasında bir de bu adamları nasıl buluşturduğuna da bağlı. Adamı sırtlılık buluşturuyorsun mesela. Evet. Pres altında buluşturuyorsun. Ya da Caner'in sert ortalarıyla buluşturuyorsun. Öyle buluşturuyorsun. Anladın mı? Bu şekilde Fenerbahçe kolay kolay şampiyon olamaz. Fenerbahçe hala böyle alanya maçında kaldı. Alanya maçı topu rakibe verdi. Tamam güzel yaptın orada. Abi hep sürekli ver ver ver. Nereye kadar Olmaz. vereceksin abi topu rakibe? Derbilerde verilmez. Topu rakibi aslında vermenin önemli sebeplerinden biri de... ...topla beraber üretken olamamaktır. Eldeki oyuncu grubuna baktığımızda... ...İrfan Can, Mesut... Hatta Pelkas bu üç oyuncu bir arada eğer sahada olurlarsa bu iş biraz daha değişebilir gibi abi geliyor bana. Abi ben babalar gibi bugün babalar gibi Mesut sahaya çıkartırdım abi. Galatasaray 30 sahasını söyle abi. Emre, Belanda, Taylan Sen, e, kenarlarda Arda on Belanda, alıyor. Belanda riskini alıyor mu? Arda riskini alıyor mu? Sonuçta onlar presto oyuncular değil adam kovulacak adamlar değil. Bunları alıyor. Sen de alacaksın ha bu riski. Babayı çıkartacaksın sahaya. Görecek rakip diyecek ki bak Mesut da olacak. Diyecek. Abi Mesut tedirgin bu mu? yani. Evet. Bir tane salar geçmiş olsun. Evet. Sen bu cesareti gösteremedin kusura bakma. Geçin Onun için mi? yok offside ol tamam offside. Şey pozisyon offside değil tamam onu kabul ediyoruz. Bence de değil. Bin defa seyrettim aldım götürdüm aldım getirdim. Kesinlikle offside yok. Topun tam ayağından çıktığı ana baktık çünkü. Ben geçen yıl diyorum ya sana Trabzonspor'u Şampiyonlara şampiyonluğa giderken, Başakşehir'le yarışırken bir maçta şimdi maçı hatırlamayacağım. Zikzaklı çizgi çizmişlerdi ya. E bugün... Offside olsun pozisyon diye Trabzon'un. Offside kabul edilmişti. Yani orada çizenin insafına kalmışsın artık. Abi tek bir gün bir çizecek kimse... çizecekler. Onları bir gün bir çizecekler Zeki abi var ya. Onlar kafalarına göre o çizmeye devam etsinler. Hı. Pozisyonla alakalı düşünceniz ne? Benim pozisyonla alakalı düşüncem şu. E, o çizilen çizgiye göre tabii ki olsaydı ama Emre'nin dediği gibi bu çizgiler nasıl çiziliyor? E, Topun ayaktan çıkış anı bir defa çok önemli. Yalçın sen bilirsin, yani evet. futbol oynadığın için en iyi sen bilirsin. Orada saliseyle e, o çizgiyi çekmek lazım. Topu e, vurduktan bir salise sonra ama tam vuruş anı. Bunu bir defa çözme şansımız yok. O vuruş anıyla e, o çizginin çekildiği anı. E orada tamamen işte o çizginin o bilgisayarın insafına kalmışsın. Kale arkasında zaten nasıl bir vuruyor, görüntü bilemezsin. var. Ee, normal sosyal medyada da zaten dolaşıyor. Konuşan. Ama biz bunları ifade ederken Galatasaray'ın haklı almış olduğu galibiyeti de tabii. hiçbir tabii. şekilde Aynen. yani. Aynen. Ya Emre de söyledi zaten Kesinlikle, Fenerbahçe olmasına ama hakkını teslim ediyor herkes. Kale arkası görüntüsü burada çok doğru bir açı değil. Doğru. Onu, onu söylüyorum ama yandan, topun ay topun ay ayaktan çıktığını görüyorsun ama çıkarken görüntü. Heh, tabii ki. Bu arada Diyoruz. İngiltere'de özellikle çok tartışılan bir konu. Ee, belki eğer elimizde görüntü varsa özür diliyorum şimdi bu şekilde söylediğim için. Ligin ilk yarısında Goodison'da oynanan bir Everton-Liverpool maçı var. Liverpool'un son saniyelerde attığı bir gol e, offside gerekçesiyle iptal oluyor. Galiba Mane atmıştı öyle anımsıyorum. Bunun gibi bir pozisyon hatta bundan daha da böyle zor bir pozisyon gibi görünüyor. O günden beri bu tip pozisyonlarda Kerem, acaba gol verilsin mi bu? tartışmaya bu detay tartışmalarda var gerek yok. Sayın Ali Koç da dedi. Biz hakemlerle hı hı. bahane ardına sığınarak biz bu mağlubiyeti hiçbir şekilde ifade edemeyiz. Hı hı. Çünkü kendi gelişimleri açısından da böyle bir mağlubiyet şerden hayır aramalarını gerektiren bir mağlubiyet. Tabii ki üzücü Fenerbahçe'nin bugün kendi sahasında dördüncü ya da beşinci mağlubiyet. Dördüncü mağlubiyet. Dördüncü mağlubiyeti. E şampiyon olacak bir takım için çok fazla bir sayı bu. Yani evet. Ciddi anlamda irdelenmesi bir gerekiyor. Bir de şu var e, Yalçın. Şimdi e, en büyük rakibinde Fegül'ü de gelecek. Fegül'ü Belhan'da Onyekuru. Bir de Yedikoltukları olan var Şeytan üçgeni dediğimiz üçgen tekrar kurulacak. Yedikoltukları şey, ayrı. E, şimdi Muhammed e, e, çok iyi gelecek, olduğunu canım, gösterdi. Mesut o yüzden girecek, İrfan girecek. Artı Gustavo Fatih Terim girecek. gibi de Fatih Terim gibi de Mayıslara çok iyi takımı çok iyi götüren bir hocaları var. O yüzden diyorum hem psikolojik üstün hem e, öndeki oyuncuların üstünlüğü hepsine bakarsan bu kilit maçtı Fenerbahçe için bu maçı kaybetmemesi lazımdı. Yani en azından rakibin üzerinde biraz daha kalmalıydı Galatasaray'ın üzerinde. İşte o, o, o da, senin, da seni gibi düşünmüş işte kaybetmeyeyim diye çıkmış yani. Hoca Zeki da senin abi. gibi düşünmüş. Ama topu rakibe vermeyecek Hoca da senin gibi düşünmüş Kasırayı abi. Top nasıl bırakırsın Hoca ya? Hoca demiş ki ben bu maçtan bir beraberlik alayım. Puan farkı devam etsin, liderliğimi devam ettiririm. Aynı bu şekilde düşünmüş Zeki abi. Zeki abi kazanmış olduğunuz müsabakalarda dahil. Altay ön planda çıkıyorsa, maçın yıldızı Altay. Evet. Bugün keza sahanın en iyisi kim? Nazım Sangare. Evet. kuruyu oynatmadı. oynatmadı mesela. Çok iyiydi. Mevkis, Mevkisi ne? Defans. O zaman Fenerbahçe'nin üretkenliğini değil tamamen defansif doğru. yönlerini biz konuşuyoruz. Doğru. Vallahi doğru söylüyor. Bir, bir altıyı konuşuyoruz mesela ay haftalarını bu bugünden Nazım'ı konuşacağız. Bir de Emre şunu söyleyeyim. Bu Sosa. Sosa Trabzon'da da, da bak şampiyonluğun kaybedilmesinde Sosa'nın rolü çok büyüktür. Pandemi öncesine kadar tamam pandemiden sonra ilk 3 hafta hiç oynamadı. 67 gün yattılar futbolcular biliyorsun pandemi nedeniyle. Sonra 3 hafta oynamadı. Sonra son 5 maçta döküldü. Şimdi Fenerbahçe'de de kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'nin 3 milyon euronun üzerinde para verdiğini biliyoruz Sosa'ya. Kimse şey yapmasın. Ben imza parası, menajerine verilen para, Sosa'nın aldığı para. Yani tonla para aldı. Fenerbahçe'ye maliyeti 4-5 milyon euro Sosa'nın. Yani Falcao faciasıdır öyle söyleyeyim. Falcao gibi maliyetli bir oyuncu ama e, ruhu sahada değil. Onun yeteneklerini biliyoruz. Bugün de bakıyorum. Alıyor geriye veriyor yana veriyor. Ya öne doğru gitsene biraz. Ben Bir tane adam geç ya da öne oyna topu. Yanındakine veriyor geriye veriyor. Sosa melekelerini kaybetmiş öyle söyleyeyim. Yani ruhunu kaybetmiş. E bıkkınlık var. Bugün fena değildi ya. Yani takımın böyle ne çok, yaptı takılı, çok Allah aşkına. fena değildi. <laughs> yani fena değil dedi. Sosa buysa hiç oynamasın ya. Yani. Her kötü maçları oynasa. vardı. Daha kötü Belki maçları. Daha... zeka ve futbolda dün Baktı yok. <laughs> Bugün Başakşehir Karagümrük müsabakasına gittim. Evet. Bir baktım Başakşehir kulübesinde Aykut Hoca garipsedim bir an. Yani, ya. Evet. Ya bakıyorsunuz geçen senenin şampiyonu evet, Başakşehir evet. futbol stiline bak şimdi Aykut Hoca. Şimdi Kocamanla, Aykut Hoca. Yine penaltı kaçırdı değil mi şey? Çünkü Niye aklınızda... Juliana attı tekrar onu da Yok şuna değilim. geleceğim. Yani kimsenin garantisi yok Zeki abi. Ve Erol Hoca'nın Fenerbahçe'yi şampiyon yapmışçasına böyle bu kadar hani Fenerbahçe'nin kredisi olan kimse yok. Evet. Sayın Ali Koç'tan başka. Ve öyle bir sene. Ve bu Fenerbahçe taraftarı öyle bir taraftardır ki Emre de bilir. Erol Bulut bu futbolla Fenerbahçe'yi şampiyon yapsa da taraftar ne diyecek? Erol Bulut'la devam etmeyelim. Ziko gibi, Daum gibi böyle hücum oynatan, rakipleri ezen bir hoca istiyoruz diyecekler. Çünkü hedef büyüyecek. Şampiyon olduk. Ve şöyle bir Ama bu hocayla çıkacak. biz mutlu değiliz. Aykut Kocaman'la puan sihirbazıdır Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de düşünsene ee, gol rekoru kırdı. Ee, adam hücum oynatmıyor dediler. Gol rekoru kırarak şampiyon al, yaptı. Ona al, rağmen al, gülen, gönderdiler. gönderdiler. Algıyla gönderdiler yani. E şöyle bir sö i̇şte fener söylem işte Fenerbahçe zekayla futbol ister. Tamamen Fenerbahçe'nin kadrosu şampiyon oldu de derler sezon sonu. Zaten Eğer böyle bir şey olursa ya. Geçen yani. e Twitter'da bir e yazmıştı bir e Erol Bulut'a rağmen, Erol Bulut'un futboluna rağmen şampiyon olacak Fenerbahçe diye öyle denmeye başladı taraftarlar. Çünkü gerçekten ...tat vermiyor futbol. ya yani Bu kadar transfer yapıyorsun... ...dediği gibi bir dedik edilmedi... ...her oyuncu alındı, büyük maliyetler ...yani Ali Koç son yılında... ...gözünü kararttı... ...ikinci bir üç yıl daha seçilebilmek için... ...her türlü fedakarlığı yaptı hocaya... ...en son İrfancan yani... ...ezeli rakibi güçlenmesin... ...daha fazla rakibe kaptırmayalım... ...orada bir üstünlük sağlayalım diye... ...İrfan Can'ı bile aldılar. Ya yani Diyeceksin İrfancan gelince... Bence en önemli Fenerbahçe'nin şah damarı şu anda Pelkas. İrfan Can da ayrı. Ben Mesut Özil'in de önüne koyuyorum şu anda Pelkas'ı. Onun o 2 numayınca görüyoruz. oynayan adam o. Önde çünkü en yaratıcı oyuncu o. Gol atıyor, şut atıyor. Şut atmıyor Fenerbahçe Pelkas olmayınca. O yüzden Mesut Özil'in de şu anda önüne koyuyorum. Yanlış anlamayın. Mesut Özil'i tartışacak durumumuz yok zaten. Bir dünya yıldızı geldi Türkiye'ye ama onu da kullanmak lazım. Ya hoca hemen hazırlaması lazım artık ya. Onun etrafında da doğru ekibin Tabii. olması lazım. Hazırlığı işte Muhammet hazırlamış bak hoca. Çat diye koydu abi. Bir 45 dakika oynadı bu derbiden önce. Mesut evet. da oynadı. Atay maçında. Ama Mesut'un maç eksiği çok fazla ya. Ama geçen evet. yıl en son Mart ayında oynamış yani Mesut. Bile e, Abi babacığım ben mi hazırlayacağım bu adamları? Ben mi gideyim samandıraya yani? Bu adamları Erol Hoca hazırlayacak. Mal var elinde. Malı kullanamıyorsun abi. Böyle bir şey olur mu ya? Yani? Teknik... Emre Bol, hoca oyuncuya sormuş olabilir, Hatta Yalçın Ayan'a da sorabilirim. Evet. Hazır mısın? Tabii Kendini ki nasıl hissediyorsun? Tabii ki konuşmalar olur. Bence de Mesut kendisini hazır hissetmemiştir. Öyle evet, düşünüyorum. Ben Mesut Büyük Fenerbahçeli. Abi. Ben ben, Ama büyük ben Fener hazır Bahçeli, değilim. Beni alma dediğini düşünmüyorum. Yani belki ben. de Büyük Fenerbahçeli olduğu için tam katkı veremeyeceğini düşündü. Sonradan alırdı oyunda Bakardı. Duruma Hı. bakardı. Ama onu sahaya çıkartacaksın abi. Mesut'u sahaya çıkartacaksın abi. 11'de Seronomi de ben göreceğim abi şeyi. E, Mesut'u. İstiklal Marşı okurken ben onu göreceğim abi. Yanındaki adam bakacak. Kim geldi? Bak Mesut bak, oynatıyor falan çok, diyecek. Çok güzel bir örnek. E, Falka'yı biliyorsun. Cristiano Ronaldo'nun fizyoterapisti ismini unuttum. Geçen gün söyledim ben. Öğlen yayınımızda bizim spor gündeminde. E, o bütün kusurların, defolarını, sağlık problemlerini hallediyor. İstanbul'a müthiş bir şekilde geliyor. Çift kale maçlarda da gollerini atıyor. Ne olacak, Ama ona rağmen bak. Ona rağmen Falcao gibi bir oyuncunun olmasına rağmen Mustafa Muhammed'le başlayabiliyorsunuz. Mustafa, bu vuruşu yaptı. Bu Fatih Terim'in işte e, dirsek çürütme ile ilgili deriz çocuk ya. Da çocuk geldi çok adam geldi. Gel ama ama zaten oynayamaz bundan sonra. Bak gibi. Muhammed ha, yani çok, herhalde onu diyorum yani bak Fatih Terim'in kafası bile karışmıyor burada. Anladın mı? Falcao bir tarafta Falcao gibi bir oyuncu var ama sen Mustafa Muhammed'i oynuyorsun. Daha dinç. Biliyorsun çünkü iki yıldır izliyor bu oyuncuyu Fatih Hoca ve